Şimdi Habibim, فَاَمَّلْ يَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Bak Habibim, bir yetimle karşılaştığın zaman, o yetimi görünce kendi yetimliğini hatırla. Eski günlerini hatırla. Sakın yetimin gönlünü kıracak, onu üzecek bir tavır sergileme. Dünyada gelmiş geçmiş insanlar içerisinde en kibar, en nazik insan, yarışma yapılsa bir numara Peygamber Efendimiz çıkar sallallahu aleyhi ve sellem. Bırakınız bir yetimi azarlamasını, efendim camiye gelmiş, mescide gelmiş, affedersiniz bir köşede çişini yapanı, bir bedeviyi, herkes üzerine hücum etmek isterken durun, adama dokunmayın, adam başladı işine zaten. Bir bitirsin bakalım. Mescitte çiş yapan adama, durun ya dedi. İşi bitirdikten sonra, adam çişini yaptıktan sonra çağırdı onu yanına. Diğerlerine kalsaydı adamın gırtlağını sıkacaklardı. Çağırdı yanına, dedi ki, burası mescittir. Burada namaz kılınır. Bu yaptığın işler burada olmaz dedi. Burada olmaz dedi. Getirin bir kova su dedi. Getirdiler bir kova su. Tabii çakıl taşları idi mescidin zemini. Hemen bir kova su döktürdü üzerine, tamam dedi, şimdi temiz oldu. Şimdi caminin içerisinde affedersiniz şişini yapan bir bedeviye, bu kadar kibar davranan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yetimle ilgili başını okşayan, sofrasında bulunduran, evinde bulunduran, cennette benimle beraber böyle omuz omuzadır diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yetimleri azarlaması söz konusu mu? Değil. Ama Allah Celle Celaluhu ona diyor ki, bak Habibim sen yetimdin, ben sana sahip çıktım, sakın şimdi yetimleri azarlama. Aslında burada en önemli dersi Allah bize veriyor, değil mi? En önemli dersi bize veriyor. Ey kullarım, ben yetimle ilgili çok hassas olmasını peygamberime emrettiğime göre, o kadar nazik ve kibar olan bir peygamberime emrettiğime göre, siz yetimlere karşı kaba davranabilir misiniz? Asla buna izin vermem. Peygamberimin efendim dikkatini çekiyorsam elbette siz bu konuda çok daha hassas olmanız lazım demiş oluyor.